rakibinden kurtardı. Ondan sonra da sert bir vuruş yaptı. Üst iç vurdu galiba. Sert bir vuruş yaptı, köşeye bıraktı. Gezal'ın o kadar yok zaten. Gezal'ın o kadar koştuğunu ben o kadar koştuğunu da pek görmedim yani. Topla beraber dribling yaptığını da ilk defa gördüm. Messi atmış olsa şu golü bütün dünya konuşurdu. Aynen öyle. Dolayısıyla topun gittiği yerden ya da vuruştan ziyade onu 50 metre götürüp o enerji, kalan enerjiyle vurmak çok değerli benim için. Evet. Dolayısıyla çok özel bir gol oldu yani bana göre. Yılın ilk oyuncu da geçiyor. Oyuncu da geçiyor tabii, vurmadan tabii. Önce. Yani kendisine pozisyon alanı açıyor. Bu da zeka. Sezon boyunca bütün Beşiktaş bireysel performanslarını düşünecek olursak, eğer bu hikaye Beşiktaş için mutlu sona erecekse, mutlu noktalanacaksa, öne çıkan 3 isim sizce kim? Kafamda bunu düşünüyorum. Josef de Souza. Zorlandım. Josef de Souza. O bir defa Beşiktaş'ın şah damarlarından biri Atiba ile birlikte. Josef de Souza'yı yazarım. Atiba zaten hep olduğu için onu bu sefer kenara koyuyorum. Onun dışında Abubakar ikinci sıraya koyuyorum. Üçüncü sıraya da Gezal'ı koyuyorum. Hocam sizin kafanızda bu sezonun yıldızı kim Beşiktaş için? Üç konusunda hemfikirim. Hı hı. Ama Atiba'yı kesinlikle seni zorlayarak dördüncü olarak o listeye ben dahil ederim. Doğru tabii. Sonra da illa birini koyacaksak Larin'e, ki futboldaki gelişime çok önem verdiğim için ayrı bir sayfa açarım. Kısa zamanda kendini bu kadar geliştiren, takıma bu kadar faydalı oynayan bir oyuncu olduğu için. Ceyhun Eriş? Üç oyuncuyla sınırlandırmak zor. Haksızlık mı olur kesinlikle acaba? Kesinlikle. Diğer oyuncuları Ahmet Hocam çok güzel söyledi. Hani burada defansif oyuncuları da kenara atmamak lazım. Vida'nın özellikle takıma geldikten sonra performansı ve Wellington'a katkısı. Bunu da göz ardı. Rozier'in adapte olduktan sonra gösterdiği performans. Yani böyle birkaç oyuncuyla sınırlamak çok doğru gelmiyor açıkçası bana. Bir tane söyleyecek olsanız tamam, gerçekten sınırlamak zor ama herkesin kafasında bir tane yıldız vardır. Yok, benden özellikle öyle bir isim alamazsın. Şöyle beklenti belli bir noktada, elde edilenler çok farklı. Misal Abubakar çok ciddi bir sakatlık sürecinden çıktı. Ben beklemiyordum bu kadar iyi bir performans sergileyeceğini. Oyuncuların birbirine katkıları da var. Şimdi takım olarak güzel bir görüntü var şimdi zaten. Şimdi Abubakar desem, Larin'e kattıklarından dolayı Larin'i bir tarafa atamam. Tabii. Atiba desem, Atiba'ya kattıktan dolayı, katkılarından dolayı Josef'i bir tarafa atamam. Gezal desem, arkasında Rozier gibi bir orayı iyi oynayan bir oyuncu var. Ona sürekli desteğe gel. Atamam. O yüzden hani bütün bir oyun. O yüzden benden isim alamazsın. Çok zorlama beni. Anladın mı? Şu İkilileri söyledin sen. Yani. O da güzel aslında. Evet, yani. İkilileri söyledin. Sağ kanadı söyledin. Sağ tarafını söyledin. Vida Wellington. Savunmanın önünü söyledin. Abubakar Larin. Forvet ikilisini. Josef Atiba tabii. Üç mevkiyi söyledin zaten. Arkadaşlar her geçen gün futbolun bir takım oyunu olduğu gerçeği daha fazla önem kazanıyor. Evet. Yani bizim bireysellik üzerine okuyacağımız futbol yerine takım oyunu üzerine okuyacağımız futbol dönemine geçmemiz lazım. Bir de şunu da çok net söylemek lazım Kerem. Evet, sezon başı özellikle belli bir ritmi yakaladıktan sonra Beşiktaş'ın oynadığı futbol üzerinden çok konuştuk. Şu an Türkiye'de hani geliştirilebilir, sürdürülebilir oyun oynayan, aynı oyunu oynamaya çalışan tek takım. Mesela dedin ya, hani bana keyif veriyor izlediğim zaman. Çok az takım keyif veriyor. Bütün takımları düşündüğün zaman aslında bütün takımlar doğru performansı gösterse şu anki Beşiktaş bile bize izlerken aslında çok yeterli gelmeyecek. Biraz Beşiktaş'ın oynadığı oyunun göze batmasının en büyük sebepleri, asla Beşiktaş'ı duruma düşürmek için söylemiyorum, diğer takımların da performansları. Hani çoğu takımdan Beşiktaş'a bırak yakın, yanına yaklaşacak performans izlemedik. Bir de bu büyük takımlarda da. Bu Beşiktaş. Burada da otomatik olarak Beşiktaş daha fazla göze batıyor. Herkesten de çok maç yaptı. Erken açtı sezonu. Bir anda Şampiyonlar Ligi'nin içinde buldu. Trabzonspor ceza alınca PAOK maçları oraları da sendelediler. Hep böyle dikenli yollarda. Toparlaması biraz zaman aldı. Çok eleştirilmesine rağmen işte Sergen Hoca ile Ahmet Nur Çebi başkan arasındaki Ümraniye krizi, hepsini tatlıya bağladılar. Beşiktaş'ın yönetimi perde arkasında çok güçlü bir yönetimi var ama çok fazla takıma karışmayan. Bak bu çok önemli. Sergen Hoca'ya vermişler yetkiyi. Arkasında da dik duruyorlar. Taraftar da duruyor. Sergen Hoca sözleşmeyi bir ara dedi, hani ben mi çağrıda bulunacağım? Sonra konuyu kapattılar. Sezon sonuna bıraktılar.
her şeyi çözdüler tatlı dille. Krizleri çok iyi krizlerden her krizden aslında bir ders aldılar. Güçlü çıktılar. O çok önemli. Ben ilk sıraya Sergen mesela Hoca'yı koyarım. Galatasaray bunu yapamadı. Krizden güçlü çıkamadı. Çok kriz yaşadı Galatasaray'da bu sezon. Diğer Fenerbahçe'de mesela. Evet. En son Erol Hoca'yı gönderiyorsun. Hiç teknik direktörlük yapmamış. Sportif direktörünü koca takımı emanet ediyorsun. Ve Malatya'da yenen gol, 5-2 yenen golden sonra sportif direktör diyor ki basit bir gol yedik. Hafta içinde çok işledik onu Haldun abiyle. Facia bir gol yedi Fenerbahçe. Oraya gelince konuşuruz. Yani krizden güçlenerek çıkmak kolay iş değil. Bunu Beşiktaş başarıyor. Burada işte az önce söyledi Ahmet Hocam. Takım bütünlüğü var, inanmışlık var ya. Yani bugün izlerken bakıyorum berabere giden maçta bile hani bu Galatasaray olsa, Fenerbahçe olsa, Trabzon olsa bu maçı kazanamaz derim. Ama Beşiktaş'ın kazanacağına adım gibi eminim. Çünkü öyle bir inanmışlık var. Taraftar da öyle izliyor zaten. Evet. Ben sosyal medyaya baktım. Yani. Biz zaten maçı alırız diye bakıyorlar. Ben bir numaraya Sergen Yalçın'ı koyarım. Bütün oyuncuları da bir yere koyarım. Çünkü Beşiktaş 70 gol atmış. Bunun 30 tanesini Larin ve şey atmış. Abubakar. 40 tanesini 24 farklı oyuncu atmış. Yani Rozier, Rıdvan, Necip başla. Ersin'le şeyin golü yok. Ersin'le Utkun'un golü yok. Gerçekten öyle mi? Tabii. Çok hepsi, güzel bir istatistik. Atmayan gol yok. Gol atmayan yok. Giden oyunculardan bile var. Devre tabii, arasında takımdan ayrılanlardan da var. Dolayısıyla 40 golü 24 farklı oyuncu atmış. Bu bir defa oyunun nasıl takıma yayıldığını gösteriyor. Evet. Bunu da teknik adam yapar. Bunu kimse yapamaz. Teknik adam Abubakar'a, Larin'e sen benim adamımsın, senden başka kimsem yok diye sarılsaydı. Ya da genç Rıdvan işte sen de inat ediyorum deseydi. Ya da en sakalayı ben getirdim. Hayır. Rakibe göre. Pragmatik dediğim işte bu. Rakibe göre baktık karşısında hızlı bir oyuncu var Rıdvan'ı koydu. Rıdvan'ı koydu. Araya. Hayır. Ben bunu Gordon Milli'ye de söylüyordum. Sen evet. Abdullah Hoca diyorsun. Abdullah Hoca futbol oynuyordu o yıllarda. Maç sonu açıklamalara karşısında yapacağız. Karşısında hızlı bir oyuncu var. Rıdvan'ı koyuyor. Yüksek oyuncu var. Ensakala'yı koyuyor. Daha yavaş bir atak hedefliyorsa o gün. Daha çok oyun tutmak istiyorsa Ensakala'yı koyuyor. Yani çözümlerini elindeki takımda ne diye. Dün akşam dedim ya kadroyu gördüğümde dedim Dorukhan oynar. Evet. Hiç diyene bakmadım. Niye? Pragmatik düşünceyle. Geçen haftaki oyundan bakıyorsun. Yedek kulübesinden gelecek oyuncu yok artık elinde şey olarak. Evet. Orta saha için. Josep yok. Necip'le başlamaz. Başlamadı. Hoca'yı tanıyorum. Hoca önde Lerin oynatacağı zamanı da biliyor. Sağda Enkudu'yu oynatacağı zamanı da biliyor. Dolayısıyla bu 24 kişi çok doğru kullanıyor. Evet. Bu da büyük bir başarı. Maç sonu açıklamalara göz atacağız sevgili seyirciler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Beşiktaş mücadelesinin ardından yapılan açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Dönüşte Machiavellizm'den bahsedeceğiz. Selahattin Kralı olsa.